Peki şu an pandemi dönemini yaşıyoruz. Evet. Tabii yayın içerisinde maskelerimizi çıkarttık ama yayın sonrasında günlük hayatımızda da maskelerimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Kesinlikle. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz, maskemizi kullanıyoruz. Dezenfektan ürünlerimize, ellerimize, hijyen noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Peki pandemi dönemini nasıl geçirecek? Kanser hastalarımız nasıl geçiriyorlar? Pandemi döneminde kanser hastalarının tedavilerinde şu ana kadar herhangi bir aksaklık olmadı. Evet, Avrasya Hastanesi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ndeki radyasyon onkolojisi bölümü için söyleyebilirim. Pandemi süreci yaklaşık 9 ay oldu. Bu kadar süre içerisinde biz Avrasya Hastanesi, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak hiçbir kanser hastamızın radyoterapi tedavilerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu kadar süre içerisinde hastalarımız tedavilerine geldiler, tedavilerine olup şifaya kavuşup normal kontrollerine devam ettiler. Evet. Yalnız pandemi döneminde bazı hastaların tedavileri, uzun süreli olan tedavilerinde belli kısıtlamalara girdik. Süresi çok uzun olan, yaşla da bağlantılı olan, hani yaşı ileri olan, tedaviye de mutlaka gelmesi gereken hastalarımızdan onların tedavilerinde belli düzenlemeler yaptık. Hem tümörü öldürelim, hem tümörü tedavi edelim, hem de hasta bu pandemi sürecinden etkilenmesin diye gerekli düzenlemeleri, tedbirleri de aldık, düzenlemelerimizi de yaptık diyebiliriz. Giriş çıkışları dahi ayrı. Hastaların tedaviye giriş çıkışları bütün herkesin girdiği noktadan değil, farklı yerden oldu. Ve çok fazla sıra beklemeden tedavilerini olup gittiler. Bu süreç yine devam etmekte. Bizim tedavilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince hem onların bilgilendirmelerinde hem onların tedavilerinde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Burada hastaların tedavi masasına yattıklarında masa çok önemli tabii ki. Onların her hasta çıktığında tek tek steril edip üzerinde kullandığı aparatlar değiştirilip ondan sonra gerekli koruyucularımızı kullandıktan sonra tedavilerini oldular diyebiliriz. Evet, Avrasya Hastanesi bu süreçte başarılı bir süreç geçirdi. Pandemi kesinlikle döneminde. Pandemi döneminde zaten bizim Avrasya Hastanesi donanımlı bir hastane olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastanede eğer göğüs hastalıkları doktoru, yoğun bakım doktoru, ileri düzey yoğun bakım ünitesi olan, dahiliye uzmanı olan, anestezi uzmanı olan birimleri pandemi hastanesi olarak kabul ettiler. Evet. Bizim hastanemizde pandemi hastanesi olarak birçok hastanın tedavisinde başarılı bir şekilde tedavilerini yapıp sağlığına kavuşmuş bir şekilde geri döndü. Sürecin uzadığı, hani serviste yatmak zorunda olanlar da oldu. Yoğun bakımda yatan hastalarımız da oldu. Elimizden geldiğince bütün tedavilerini uygulayıp yapmamız gereken inceliklere varıncaya kadar her türlü tedavilerini düzgün bir şekilde yaptık diyebiliriz. Süreyya Hocam, tabii bu süreçte ve kanser hastalarında psikolojik travmalar da çok önemli. Kesinlikle. Hastanın psikolojisinin öneminden de bahsedebilir miyiz? Hastanın psikolojisi çok önemli. Çünkü zaten kanser hastası tedaviye geldiği zaman belki hayatı boyunca hiç doktor görmemiş. Hayatı boyunca hiçbir reçete bile reçeteyle ilaç kullanmayıp ilk defa kanser teşhisiyle bize gelen hastalardı. Bu büyük bir yıkımdır. Ve hastalar onkolojik tedavi sırasında hastaların büyük bir kısmı maalesef işlerine gidemez duruma gelmektedirler yapılan tedavilere bağlı olarak. Yine kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri biraz zorluk kendi ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamaktadırlar. Yani bu nedir? Tuvalet ihtiyacını karşılaması, yemek yemesi, işte oturması, hareket etmesi bunlar da hep kısıtlılık olur kanser hastalarının tedavisine bağlı. Bu pozisyondaki bir insan zaten kendi kendine kendisini hastalığıyla birlikte izole eder. Böyle olunca da
Bir de üzerine pandemi süreci de olunca hastanın enfeksiyon riski de çok yüksek. Çünkü hastaların direnci dediğimiz immün sistemi baskılanır. Bunları güçlendirmemiz gerekir. Hastalığın moralini yüksek tutmamız gerekir. Hastayı stresten uzak tutmamız gerekir. Bunlar çok önemlidir. Biz burada elimizden geldiğince ben ve ekibim gerçekten bunu en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve hastaları tedavilerini uygun bir şekilde yapıp sağlığına kavuşturup kontrollerini gelecek şekilde taburcu ediyoruz. Epikrizlerini yazıyoruz. Hasta yapılan tedavilerinin raporlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde bir süreç işliyor diyebiliriz. Peki Züleyh Hocam, şunu da tabii biraz da farklı yönüyle bakacak olursak. Buyurun. Pandemi döneminde evet normalde insanlar ve hasta olmayan insanlar daha böyle temkinli, daha dikkatli. Evet. İşte her şeye sosyal mesafeydi, kendilerini korumalarda buna dikkat ederken zaten kanser hastaları bunu yapıyordu. Aynen, zaten yapıyorlardı. Onlar için çok büyük bir şey olmadı ama... Evet. Zaten onlar yakınlarıyla zaten belli bir mesafede bulunmaktaydılar. Çünkü hastaya uygulanan kemoterapiler olsun, radyoterapiler olsun hastanın kan değerlerini düşürebilir. Lökosit dediğimiz bağışıklık sistemine ile ilgili olan kandaki hücrelerde düşüklük olabilir. Bunlar da hastalığa bağlı direncin düşmesini sağlar. Hastalar zaten kendilerini tamamen korumaktaydılar. Bu süreçte onlara ekstradan işte el temizliği çok önemli olduğunu söyledik. Ondan sonra maskeler çok önemli. Sosyal mesafeyi kaçırmadan, çok yakın temasa geçmeden hareket etmelerini söyledik. Zaten onkoloji hastaları şeydir, beslenmelerine çok dikkat ederler ellerinden geldiğince.